Apple 297,5 milyar dolarlık değeriyle lider Amazon'u sadece 2 milyar dolar geriden takip eden dünyanın en değerli ikinci markası. 1977'de piyasaya sürdüğü Apple II ile kişisel bilgisayarlar çağını başlatan, 2007'deki iPhone devrimiyle akıllı telefon konusunda liderlerden biri olan, 2011'de piyasaya çıkardığı Apple Watch'ta da akıllı saat olayını bambaşka noktaya taşıyan bir marka. Elbette bunların yanında MacBook'lar, AirPods'lar ve teknoloji dünyasında milat olarak görülen pek çok ürün sayabilir. Özellikle Steve Jobs'ın liderliği döneminde çok büyük yükseliş gösterdi Apple. Çünkü onun vizyonunda teknoloji insan hayatına faydalı, kullanımı basit ve erişimi kolay bir yapıda olmalıydı. Peki öyle mi oldu? Teknik olarak evet. Apple ürünleri bugün günlük hayatta insanlara çok fazla fayda sağlayabiliyor. Onun dışında kullanımının basit olması da bir başka artı. Peki erişilebilir yapıda mı? Bizim ülkemizde bu biraz maddi olarak zor olsa da dünyanın pek çok yerinde bu sorunun cevabı evet. Ve oldukça sevilen, tercih edilen, beğenilen bir marka Apple. Peki bu marka için her şey her zaman güllük gülistanlık mı oldu? Elbette hayır. Her büyük şirketin tarihinde başarılar olduğu kadar başarısız girişimlerde bulunuyor. Ve Apple'ın da beğenilmeyen, tutmayan, tutunamayan ürünleri var. 90'lar mobil teknolojiler konusunda hızlı dönemlerden birisi olsa da asıl savaş oyun konsollarında yaşanıyordu. Nintendo ve Sega piyasanın tozunu attırırken eski balinalardan Atari yeni ataklar yapmaya çalışıyor. Sony ise ürettiği PlayStation'la birlikte piyasada bayağı hızlı bir çıkış yakalıyordu. Elbette tüm bu savaşta doğal olarak oyun severlere yarıyordu. Aynı dönemde kişisel bilgisayarlar konusunda artık tartışılmaz liderlerden birisi olan Apple da oyun konsolu piyasasına girmeye karar verdi. Ve bu kararla birlikte belki de kurulduğu tarihten bu yana yapabileceği en büyük 2-3 hatadan birini yapmış oldu. Apple Pippin ya da Apple Bandai Pippin adıyla piyasaya sürülen bu konsol teknolojik olarak çok büyük yeniliklere sahipti. Ancak eksikleri de inanılmaz seviyedeydi. İşte bu hikaye dev Apple'ın dev başarısızlığını anlatıyor. Tutunamayanlara hoş geldiniz. ''90'ların başındayız. Ev konsolu konusunda Atari'nin hükümdarlığını bitiren Nintendo sektörün başını çekiyor. Yaratılan Mario karakteriyle hem ilgiyi üzerine topluyor hem de ürettiği kaliteli konsollarla yarattığı beklentiyi karşılıyordu. Diğer tarafta da Sega, yani Nintendo'nun liderliğini en çok tehdit eden marka vardı. Mario'ya karşı Sonic karakteri yaratılmış, agresif ve etkileyici bir reklam anlayışıyla hareket edilmişti. Bir yandan da reklamlarında Michael Jackson gibi büyük ünlüler yer alıyor, bu sayede Sega adı daha geniş kitlelerce duyuluyordu. 94'te ise yepyeni bir çağın ilk adımı atıldı. Sony, Nintendo için ürettiği bir prototip olan ancak şirketin beğenmeyip almaktan vazgeçtiği konsolu PlayStation adıyla önce Japonya'da sonra da dünyanın geri kalanında piyasaya sürdü. Başlangıç için 15 milyon gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir hedef konmuştu. Ancak PlayStation 1 dünya çapında 102 milyondan fazla sattı. Yani burada anlayacağınız rekabet büyük, işler karışık. Şimdi dönelim Apple tarafına. Az önce anlattığım gibi Steve Jobs'ın vizyonu sayesinde yükselen Apple o yıllarda bir duraklama dönemi yaşıyordu. Apple II para kazandıran bir bilgisayar olmuştu ve oldukça net bir gelir akışı vardı. O yıllarda da Steve Jobs Macintosh üzerinde çalışıyordu. Ancak Mac beklenen getiriyi sağlayamamıştı. Steve Jobs ise bunun için yönetim kadrosunda yer alan John Sculley'i suçladı. Hatta bayağı Macintosh başarısız olduysa senin yüzünden diye çok büyük kavgalar edildiği söylenir. Bu kavgaların sonunda da Apple'ın yönetim kurulu toplanıyor ve John Sculley'in haklı olduğu sonucuna varıyor. Ardından da Steve Jobs'ın Macintosh projesinden ayrılması gerektiğini söylüyor. Bunu yediremeyen Jobs ise sadece Macintosh projesinin başından değil, komple Apple'dan ayrılıyor. Bu arada Macintosh çok pahalı bir bilgisayar. Steve Jobs İşte Sculley'i suçlamasının sebebi de senin yüzünden çok pahalı yaptık. Aslında ben daha ucuz olmasını istiyordum diyor ve bayağı bir 600 dolar daha ucuz olması gerektiğini düşünüyor bilgisayarın. İşte bu da Steve Jobs'ın yine vizyonunu gösteriyor bize. Ardından Next adında başka bir bilgisayar projesi üzerinde çalışıyor. Bu Next konusu bayağı bir uzun ve başka videoda işleyebiliriz isterseniz. Ancak genel olarak Next'in çok tutmayan bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Yine de bugün hepimizin WWW olarak bildiği World Wide Web'in bir Next marka bilgisayar üzerinde icat edilmesi onu çok daha değerli yapıyor. Apple'da sırf Steve'in geri dönmesini istediği için 429 milyon dolar karşılığında Next'i satın alıyor. Böylelikle Steve Jobs Apple'a dönüyor evet ama benim şimdi anlatacağım konu Steve Jobs'ın Apple'da bulunmadığı aralıkta yaşanıyor. Yani o bahsettiğim vizyon o sırada Apple'ın içinde değil. Jobs'ın ayrılmasıyla CEO pozisyonuna geçen Michael Spindler, markanın hali hazırda güçlü olduğu bilgisayar pazarında daha da ilerlemesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak bu dönemde bir sorun fark etti. Apple Ar-Ge çalışmaları için çok fazla para harcıyor ancak bu parayı çıkaracak kadar proje üretmiyordu. Aynı dönemde inanılmaz bir
yükseliş yakalayan Windows da artık büyük bir tehdit haline gelmişti. Yani anlayacağınız çember iyice daralıyordu. Spindler ise çareyi Apple yazılımlarının üçüncü parti cihazlarla çalışmasını sağlayacak olan Clone Intuitive projesini hayata geçirmekte buldu. Bu sayede macOS gibi işletim sistemleri daha fazla cihazla çalışabilecek ve Apple bambaşka bir gelir kaynağı yaratabilecekti. Dönemin en popüler teknoloji cihazlarından birisi de elbette oyun konsollarıydı ve böylelikle de artık yeni yol belli olmuş oldu. Japon oyuncak üreticisi Bandai ile bir ortaklık anlaşması imzalandı. Bu arada Bandai bugün bile dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden biri. Ancak dijital oyunlar ya da oyun konsolları o gün onlar için de çok yeni bir kapıydı. Burada şunu da söylemem lazım. Bakın Apple ürettiği ürünler kadar bunları pazarlama, bunları reklamını yapma konusunda da çok büyük bir marka. Yani sevin ya da sevmeyin, Apple'ın tanıtımı, sunumu ve bu alandaki teknikleri bugün reklamcılık alanında üniversitelerdeki derslerde işleniyor. Ancak tüm bunlara rağmen Apple oyun konsolu konusunda çok büyük bir hata yapıyor. Oyun alanındaki tecrübesizliğine rağmen konsolun üretiminin tamamını Bandai'ye verdiği gibi tüm pazarlama sorumluluğunu da yine bu markaya veriyor. Ve Apple Pippin ya da Apple Bandai Pippin 96 başında $599'luk etiket fiyatıyla piyasaya sürülüyor. Pippin macOS'in basitleştirilmiş bir sürümüyle çalışıyordu. Ancak işletim sistemi konsolun kendisine yüklenmemiş, bunun yerine her oyun CD'sine işletim sistemi de eklenmişti. Yani işletim sistemi CD takıldığında kullanılabilir hale geliyordu. Biraz karışık gelebilir ama aslında çok büyük bir artısı var. Çünkü bu sayede oyun geliştiricileri Pippin için o güne kadar yapılmış tüm sürümlere ayrıca optimizasyon yapmak zorunda kalmayacak, oyunun hangi sürümde oynanması gerektiğini düşünüyorlarsa CD'nin içine o sürümü ekleyeceklerdi. Yani bu gerçekten bayağı zekice bir hamleydi. Pippin, Applejack ismi verilen bir oyun koluna sahipti. Kontrolcünün ortasında oyun menülerinde geçiş yapmak için kullanılan bir trackball bulunuyordu. Aynı zamanda kablosuz da çalışarak döneminin ötesinde bir teknolojiye sahipti. Tabii o zamanlar Bluetooth diye bir şey olmadığı için kızılötesiyle birlikte çalışıyordu. Cihazın oyun çalıştırırken uyguladığı bir bölge sınırı da yoktu. Yani Japonya'dan aldığınız bir oyunu Amerika'dan aldığınız bir konsolda çalıştırabiliyordunuz. Aynı zamanda arkasındaki portlar sayesinde her türlü televizyona bağlanabiliyordu. Bir yandan da VGA çıkışı sayesinde monitörlere bağlayarak da oynayabiliyordunuz. Yani anlayacağınız büyük bir savaş olan konsol dünyasının içine çok büyük yeniliklerle girmişti Pippin. PowerPC 603'ün 66 MHz'lik işlemcisini kullanıyordu. Şimdi bugünden baktığımızda tabii biraz az geliyor ama şöyle düşünün. O günlerde 100 milyondan fazla satmış olan PlayStation 1'in işlemcisi 33.9 MHz'di. Pippin'de sistem ve video için kullanılabilecek 6 MB'lık bir bellek varken PlayStation'da 2 MB'lık bir bellek bulunuyordu. Yani dışarıdan baktığımızda teknoloji, tasarım ve donanım açısından Apple Pippin lidere kafa tutacak bir yapıda görünüyordu. Peki öyle oldu mu? Öncelikle cihazın oyun performansı hiç beğenilmedi. Neredeyse her oyunda ya görüntü titremesi oluyor ya da obje kaybı yaşanıyordu. Grafikler hem kötü görünüyor hem de oyunların çoğunda en fazla 10-15 FPS alınıyordu. Şimdi bugün bile biz FPS'i yükseltmek için görüntü kalitesini düşürmek zorunda kalıyoruz. Görüntü kalitesi zaten kötüyken daha da düşürünce oyun hiç oynanamaz hale geliyordu. Apple Pippin için toplamda 25 tane oyun yapıldı. Hatta Halo gibi efsanevi serileri yapan Bungie markası Pippin için Marathon adında bir oyun bile geliştirdi. Ancak oyun istendiği gibi bir performans vermedi için sevilemedi. Bakın sevilmedi demiyorum, sevilemedi. Üstelik konsol çok pahalıydı. Yani şöyle örnek vereyim. Nintendo'nun süper çocuğu N64 $200, PlayStation ise $299'dan satılıyordu. Aynı dönemde piyasaya sürülen Apple Pippin ise tam $599'dan satıldı. Yani Apple'ın bu fiyat politikası galiba ezelden beri aynıymış. Yani siz ne kadar ama üstün yanları var deseniz de PlayStation gibi iyi bir konsolun iki katı fiyata satılan ve karşılığı yetersiz olan bir ürün vardı önümüzde. Sonuç olarak da hedeflenen satış miktarı 500 bin olan bu ürün tüm dünyada sadece 42 bin tane satıldı. Hatta Amerika'da birçok kişi böyle bir konsolun varlığından haberdar bile değildi. Ve beklenen oldu. 96'nın ilerleyen aylarında Michael Spindler'in yerine geçen Gilles Amelio projeyi durdurma kararı aldı. Bandai'de elinde kalan binlerce konsolu mecburen Japonya'ya geri göndermek zorunda kaldı. Projenin fişini ise tırnaklarıyla kazıya kazıya Apple'a geri dönen Steve Jobs çekti. Clone Intuitive sistemi sonlandırıldı ve Apple Bandai Pippin projesi de tamamen ortadan kalkmış oldu. Böylelikle Apple finanse etmek dışı hiçbir özen göstermemesine rağmen büyük bir cesaretle girdiği oyun konsolu piyasasına yer edememiş ve Apple Bandai Pippin'de tutunamayanlar arasına adını yazdırmış oldu.